Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp aylar önce gizlilik sözleşmesini güncelleme kararı almış ve kullanıcılardan tepki çekmişti. Bu kararın son gününe yavaş yavaş gelirken WhatsApp'tan kısıtlamalara yönelik güncellenmiş bir liste geldi. 15 Mayıs'tan sonra sözleşmeyi kabul etmezsek ne olacak? Şimdi konuyu dijital iletişim uzmanı doçent doktor Sayın Ali Murat Kırık'la konuşacağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. İyi bayramlar dileyerek başlayalım söze. Sağ olun Meltem Hanım. Size de iyi bayramlar diliyorum. Tüm TGRT Haber ailesine mutlu bayramlar ve tabii ki değerli TGRT Haber izleyicilerine de aynı şekilde mübarek Ramazan bayramlarını tebrik ederek söze başlamak istiyorum efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, WhatsApp kullanıcıları özellikle 15 Mayıs sonrası ne olacağını merak ediyor. Ve yeni gizlilik sözleşmesi konusunda son yaşanan gelişmeler neler, ne söylersiniz? Evet Meltem Hanım, hepimizi ilgilendiriyor. Zira 2 milyara yakın dünya genelinde bir üyesi olan bir anlık mesajlaşma uygulamalarından bahsetmek istiyoruz. WhatsApp'ın şimdi kullanıcılardan hizmet şartlarını ve gizlilik politikasını gözden geçirmelerini isteyen yeni bir planı var aslında. Ve bunun içinde son tarih 15 Mayıs, siz de az önce değindiniz. Şimdi biliyorsunuz WhatsApp Facebook'a ait bir şirket ve bu değerlerini, güncellemelerini doğrudan WhatsApp içinde paylaşmak için uygulamadaki durum özelliğini kullanacağını ifade etti. Mesela bu unutulan noktalardan bir tanesi. Artık durum özelliğimiz, yani biliyorsunuz işte Instagram'daki hikaye özelliği, WhatsApp'taki durum özelliği. Bu durum özelliğindeki işte konuşmalar, içerikler, paylaşımların verileri değerlendirecek. Kim tarafından değerlendirecek? Facebook'a bağlı şirketler ve Facebook'un anlaşmalı olduğu, reklam açısından anlaşmalı olduğu üçüncü şahıs şirketler tarafından. Şimdi dediğiniz gibi Ocak ayında gizlilik politikası güncellemeleri gündeme gelmişti. TGRT Haber'de de biz bunları konuştuk. Bu güncelleme ilgi daha önce yanlış bilgiyle karşılaşıldığı ifade edilmişti ve yeni bir dediğim gibi açıklama metni yayınladı WhatsApp. 15 Mayıs'tan sonra WhatsApp'ın yeni gizlilik politikalarını kabul etmez iseniz Meltem Hanım, bazı temel işlevleri kaybedeceksiniz. WhatsApp'tan kısa bir süre içinde ne yapacaksınız? Arama mesaj gönderimi yapabilecek, bildirimler alabilecek, ancak zamanla bu uygulamada size gelen mesajlara cevap veremeyecek, aramaları kabul edemeyecek ve tabii ki fotoğraf, video, içerik alıp gönderimi işlemini gerçekleştiremeyeceksiniz. Bundan önceki süreçte sözleşmede 120 gün içerisinde bu hesapların kalıcı olarak silineceği ifade edilmişti. WhatsApp bununla ilgili bir geri adım attı. Evet, uygulama sizin telefonunuzda kalacak ama dediğim gibi uygulamayı tam teşekkül %100 bir şekilde kullanamayacaksınız. Sadece size kullanıcı sözleşmesini kabul eden üyelerden mesajlar gelecek ama siz bu mesajlara cevap veremeyecek, okuyacak ama dediğim gibi yanıt veremeyeceksiniz. Yine gizlilik politikasındaki şu nokta var, özellikle benim tek tek okuduktan sonra çıkardığım noktalardan bir tanesi, onu ifade etmek istiyorum. Konumunuzu kişilerinizle paylaşmaya diyor veya yakındaki konumları veya başkalarının sizinle paylaştığı görüntülemeye karar verdiğinizde diyor, olduğu gibi konumla ilgili özellikleri kullanmayı seçtiğinizde diyor, izninizle cihazdan kesin konum bilgilerinizi toplarız diyor ve bunları kullanırız diyor. Neyi diyor? Aynı zamanda IP bilgilerinizi toplarız. Yani Meltem Hanım ne diyor biliyorsunuz aslında? Bir şey aslında ücretsizse alınıp satılan ürün biz oluyoruz. Bizim verilerimiz oluyor. Yani diyor ki sizin verilerinizi biz alacağız, kullanacağız. İşte hedefli reklamcılık olarak örnek vermek gerekirse işte sizin mahallenizdeki ya da sizin ilçenizdeki bir butiğin ya da sizin oradaki bir restoranın reklamı sizin önünüze çıkacak diyor ve bununla birlikte de şunu ifade ediyor efendim. IP adresleri ve telefon numarası, alan kodları gibi diğer bilgilerinde kullanılacağını ifade ediyor. Ama şimdi bizim bunlar kişisel verilerimiz ve bu kişisel verilerimizin istesek de, kullanıcı sözleşmesini kabul etsek de bizim dışımızda başkaları ve üçüncü şahıslar tarafından kullanılması son derece yanlış. Çünkü artık çağımız büyük veri çağı, büyük veri çağı çok kıymetli. İnsanlar şunu diyebilirler, ya zaten her türlü verilerimiz sosyal medyada kullanılıyor, paylaşılıyor vesaire ama bu öyle değil efendim. Doğrudan bir firmaya sizin adınıza bir satış işlemi gerçekleşiyor. Daha sonra size belki o firma üzerinden farklı reklamlar gelecek, sponsorlu içerikler gelecek. Neden böyle reklam bombardımanına maruz kalalım? Ve şu var Meltem Hanım, artık geçmişte hani 8 Şubat'tan sonra bir öteleme yaşandı ama artık temelde iki seçeneğimiz mevcut. Ya bu sözleşmeyi değerli izleyicilerimiz kabul edecekler ya da sohbet geçmişini indirip fotoğraflarını, videolarını indirip farklı bir uygulamaya geçecekler Meltem Hanım. Yani önümüzde iki yol var. Bundan sonra artık geri adım ya da bir geri dönüş söz konusu değil. Ancak 15 Mayıs'tan sonra
Sözleşmeyi kabul ettiğinizde uygulamayı tam ve işlevsel halde kabul edeceksiniz. Zaten şu an izleyicilerimize mutlaka kullanıcılara gelmeye başlamıştır. Yani artık 15 Mayıs'a kadar sözleşme onaylanması isteniyor. Dolayısıyla hesaplar 120 gün sonra silinmeyecek, bunu ifade edelim. Ama şu da var, bu güncellemeden sonra Facebook'un çeşitli hizmetlerinde size reklamları daha iyi hedefleme açısından, hedeflemede yardımcı olmak açısından bu veriler, ödeme ve işlem bilgileri de kullanılacak. Şimdi herkesin sorduğu, şimdi benim mesajlarım okunacak mı? Şimdi mesajlar şifreleniyor efendim. Yani bir uçtan uca şifreleme seçeneği kullanılır. Birçok anlık mesajlaşma uygulamasında da böyledir. Ama burada yeni sözleşmeyle birlikte mesajların kaybolabileceği veya hesap bilgilerinizi indirebileceği geçici mesaj seçeneği etkinleşecek. Yani siz örnek vermek gerekirse bana geçici mesaj gönderebileceksiniz. İşte örnek vereyim Meltem Hanım. 5 saniye içerisinde, 10 saniye içerisinde silinen mesajlar gönderilecek. Artı yine şunu da ifade edelim. Kişisel sohbetler olarak kabul edildikleri ve aynı zamanda uçtan uca şifrelenmiş oldukları için uygulama içindeki grupların gizli kaldığını açıklığa kavuşturuyor. Ama ben ve benim gibi düşünen insanlar biraz şüphe ediyor. Çünkü zira bu kadar bilgiyi benden istediğine göre, yani dediğim gibi bugün biliyorsunuz bir mesaj yazıyoruz. Bizim önümüze reklam olarak çıkıyor. Şimdi dolayısıyla çok ayrıntıların da ben alınacağını düşünüyorum. Yani sanıldığı kadar bu gizlilik politikası sözleşmesinin bu kadar nasıl diyeyim güvenilir olmadığını düşünüyorum. Yani sizin aslında cihaz bilgilerinize, satın alma geçmişinize ve çok daha fazlasına erişebilecek. Bu da tabii ki ister istemez WhatsApp kullanıcılarını biraz korkutuyor ama bir noktada da birçok grubumuz, bilgilerimiz, içeriklerimiz olduğu için de Meltem Hanım, açıkçası söylemek gerekirse kullanıcılar şu an ne yapacağız, ne edeceğiz, 2 günümüz kaldı, bu Evet. sözleşmeyi onaylayalım mı yoksa ret mi edelim, kullanmayı bırakalım mı diye de düşünmeye başladılar. Bunu sosyal medyadan da görebiliyoruz Meltem Hanım. Peki bu WhatsApp'ın yeni sözleşmesi neden Avrupa'da geçerli değil? Bunun ayrıntılarını da aktarır mısınız? Evet efendim, çok güzel. Zaten bizim kızdığımız noktalardan da bir tanesi bu. Yoksa WhatsApp tabii ki gizlilik sözleşmesini güncelleyebilir. Bütün kullanıcılara aynı şartları sunabilir. Ama neden Avrupa Birliği ülkelerini ayrı bir noktada tutuyor? Çünkü WhatsApp uygulamasının bu işte kullanıcıları kabul etmeyi zorladığı sözleşme Avrupa'da geçerli değil. Çünkü uygulama Avrupa Birliği ülkelerindeki kullanıcıları için farklı bir sözleşme bulunuyor. Bunun nedeni Avrupa Birliği sınırları içerisinde yürürlükte olan GDPR ismi verilen Genel Veri Koruma Yönetmeliği. Bu yasal düzenleme WhatsApp kullanıcılarına bilgilerini Facebook ile paylaşmama imkanı sunuyor Meltem Hanım. Ve kullanıcılar WhatsApp'ın gönderdiği yeni sözleşmeyi kabul etse de yönetmelik gereği sözleşmenin içeriğinde bilgilerin paylaşılabileceğine dair bir hüküm bulunmuyor. Yani aslında Avrupa Birliği'ndeki vatandaşlara da bu tarz bir sözleşme geliyor ama GDPR kapsamında bize sunduğu gibi işte verileriniz, IP bilgileriniz, konum bilgileriniz Facebook şirketleri ve üçüncü şahıslarla paylaşılacaktır denmiyor. Avrupa Birliği'nde Mayıs 2018'den beri bu yürürlükte olan yönetmelik vatandaşların sadece internet ortamında değil birçok alanda kişisel verilerin başkalarıyla paylaşmasını sınırlıyor ya da tamamen engelliyor. GDPR Meltem Hanım, Avrupa'daki kullanıcılar kişisel veri üzerinde daha fazla kontrol sahibi oluyor ve çeşitli kurum ve şirketlerin işte kullanıcıların bu kişisel verilerin toplaması, işlemesi, saklaması için bireylerin tam olarak bilgilendirilmesi ve açık izinlerinin alınması gibi şartlar gerekiyor. Bu yönetmelikle hem Avrupa'daki uygulamaların kullanıcıların karşısına açık ve anlaşılır çıkması sağlanıyor, hem de bu şirketlerin izinsiz bir şekilde kişisel verileri kullanması noktasına ciddi anlamda para cezaları var. Nasıl? GDPR ile işletmelerin kişisel veri kurallarını ihlal etmeleri durumunda efendim Avrupa'daki yetkili merciler şirketlere 20 milyon avroya kadar para cezası ve dünya çapındaki cirosunun da %4'üne kadar ulaşan yine farklı cezalar kesebiliyor. Dolayısıyla Türkiye'de de 6698 sayılı kişisel verileri koruma kanunu var. Ben şuna inanıyorum Meltem Hanım. 15 Mayıs bizim için bir milat olacak bu anlık mesajlaşma uygulamaları açısından. Çünkü gelecekte diğer uygulamaların da bu tarz ve benzeri sözleşmeler sunacağını, dayatacağını düşünüyorum. Burada yapmamız gereken adım şu. BTK ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından acilen reysen bir soruşturma açılmalı WhatsApp'a. Yani 6698 kapsamında sen bu verileri nasıl kullanacaksın? Hangi amaçla kullanacaksın? Kimlere satacaksın? Bunların mutlaka bilinmesi gerekiyor. Aksi takdirde
WhatsApp bu tarz uygulamaların devam ettirecek. Yarın çok daha farklı sözleşmeler çıkacak. Yarın çok daha farklı uygulamalar çıkacak. Yani Evet. insanları bir nevi bu işe mecbur bırakıyorlar. Çok dikkatli olmamız lazım. Ha, şunu da diyelim son olarak. Diğer uygulamalar çok mu masum? Elbette ki diğer uygulamalarda çok da masum değil. Ama Meltem Hanım, genel olarak baktığımızda da sosyal medyada da bir analiz ettim ben. Sanki kullanıcılarımız ve vatandaşlarımıza yani biraz böyle bu işe bir nevi tamam demişler ve sanki sözleşmeyi kabul edip tekrardan WhatsApp'ı tam tekmil, tam teşekküllü bir şekilde kullanacaklarına dair bir algı da söz konusu. Bunu da sizlere ifade etmek istedim efendim. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz bilgi ve daha da önemlisi uyarılar için kolay gelsin diyelim, iyi bayramlar diyelim bir kez Sağ olun daha. efendim. İyi bayramlar Meltem Hanım. Hoşça Çok kalın. teşekkür ederiz. Hoşça kalın.